Arkadaşlar merhaba. Onun önce SMN'in bilançosuna bakacağız. Tabii enflasyon muhasebesi yaptığı için kendisinden önceki çeyreğe bakmayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Arkadaşlar nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğinde bir hayli uzamış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık oluşmaya başlamış. Net borca bakalım. Net borç bir önceki çeyrekte 26 milyon nakiti varmış. Şu anda 30 milyon eksilerek nakitler 3 milyon 823 milyon borca dönüşmüş arkadaşlar. 24 milyon 617 bin lira bir şey var. Net döviz pozisyonu var. O da öz kaynakların 10,62'sine denk geliyor arkadaşlar. Onu da 30 Mart itibariyle katkısını göreceğiz. İşletme faaliyetlerden nakit akışları iyiye gitmemiş. Nakit akışında sıkıntı oluşmaya başlamış. Yatırım yapmış mı ona bakalım. Evet, ortalama eksi 4,7 bir şey var. Yatırım harcaması var. Şu anda 8,49'a yükselmiş. Yani 17 bin liralık bir yatırım gözüküyor. Bu stoklardan kaynaklanabilir. Bunu kendiniz inceleyin arkadaşlar. Evet, stoklar da %48,65 oranında yükselmiş. Gelelim faaliyetlere arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar hasılat her 100 liralık öz kaynağıyla %193,47 oranında hasılat yaparken şu anda hasılat 65'e gerilemiş. Ciddi bir gerileme. Fabrika bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %41,46 oranında bir fabrika üretirken şu anda bu fabrika negatife dönmüş. Yani eksi fabrika üretmiş. Demek ki bir sıkıntı var arkadaşlar. Net kâra baktığımızda geçen yıl bu zamanlarda zarar etmiş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla eksi 41,67 net kâr üretirken şu anda çoğalarak 46,70'e yükselmiş. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Önce ne kadar değerlendirme yaptığına bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %48,98 değerlendirme yaparken şu anda %31 oranında bir değerlendirme yapmış. Çeyreklik bazda geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %126,70 oranında öz kaynak büyümesi olurken şu anda bu oran gerileyerek 82,43'e düşmüş. Yıllık büyümesine bakalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar yıllık olarak %184 büyürken şu anda bu oran 32,71'e gerilemiş. Ciddi bir kayıp var burada arkadaşlar. Tarihsel FK'larla şu anki FK'yı karşılaştıralım. Yani FK değil, çarpanları arkadaşlar. 5 yılın en düşük FK'sı %14,47'ymiş. Zaten yeni halka arz olduğu için bu rakam oluşmuş arkadaşlar. Şu anda FK yok maalesef, eksi. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri tabii 5 yıl geçirmediği için emsallarıyla kıyasladığında 1 demişim. Şu anda 18,22 oldukça yüksek bir rakam. Halka açıklık oranı 24,91. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi 0,95, yani %1 olmuş. Arkadaşlar, geçen çeyrek bilançoda 166 lira 10 kuruşmuş. Şu anda 177 lira. Yaklaşık bir çeyrekte 6,56 prim yapmış. Aslında yatırımcısını üzmüş, prim yapmamış. Enflasyon %15 ise demek ki aşağı yukarı %10 bir kayıp yaşatmış yatırımcısına. Zirve fiyatı 288,70, zirvesinden yaklaşık %38,71 oranında geride arkadaşlar. Evet, çarpanlara yine tek başına bakalım. FK eksi yok. Piyasa değeri, defter değeri 18,22. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de eksi olmuş arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Birinci ölçümüz fiyat, yani defter değerimiz hisse başı öz kaynak. Mevcut büyüme ile ne kadar sürede fiyata ulaşır? O da 10,3 yıl, yani 123 ay.
Bunun makul seviyesi, biz bilançolara çeyreklik baktığımız için 3'tür arkadaşlar. 3'ten fazlası sıkıntı yaratır. Buna hava parası diyoruz. Önden yüklemeli. Sen şirketin geleceğini, yani 123 ay sonraki geleceğini 177 lira vererek bunu satın alıyorsun. Bu da çok ciddi bir sorun. Tek başına bilançoyu ele aldığımızda arkadaşlar, tek başına bilanço işte yıllık büyüme %32-71, enflasyon da %54. Dolayısıyla enflasyon altında bir büyüme sergilediği için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şirketin kendisine faydası olmamış. Kendisine faydası olmayan şirketin de yatırımcısına faydası olmaz de Yaşar Hoca, ben de ona katılıyorum ben artık. Şimdi gel gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Yine hisse başı öz kaynağımız, yani defter değerimiz 9.72. Bunu mevcut büyümeyle çoğaltırsak 32.71 ile bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 3 lira 18 kuruş olacak. Peki bu 3 lira 18'i kazanmak için biz ne veriyoruz? 177 lira veriyoruz. Bu 177 lirayı şirketi değil de faize koysak %51 ile 90.27 lira para kazanacağız. Yine bu 177 lirayı un, yağ, şeker alırsak kazancımız 95.58 olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 30 katı. İşte böyle durumlarda ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Yatırım için cazip değil bu veriler diyoruz. Cazip olabilmesi için iki tane koşul lazım. Ya siz yapılan yatırımların neticesinde ileride şirketin %1 yıl içerisinde 983 büyüyeceğini düşünüyorsunuzdur. Bakınız matematik ne diyor bize? Bunu bu oranda çoğaltırsak arkadaşlar, gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olacak ve şirket bu fiyatta denge noktası olacak. Yani doğru olacak bu fiyat. Böyle düşünceniz varsa doğru yoldasınız. Yok böyle düşünmüyorum diyorsanız da fiyat daha makul seviyelere gelecek ki ikinci denge noktası olsun. İşte fiyatımız, bir sefer de değiştirelim arkadaşlar. Eğer fiyatımız 5.88 olsaydı, gördüğünüz gibi şirketin getirisi de enflasyon getirisi yine eşit olacaktı ve yine ikinci bir denge noktası olacaktı. İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Bunlardan hangisi gerçekleşecek? Şimdi verilerimize baktığımızda 5'te 5 kötü giden değerler tespit ettik değil mi? Değerler iyi değil. Yani bize %9 büyüyeceğine dair bir işaret vermiyor ki böyle bir büyüme de zaten mümkün değil. O zaman üçüncü koşulun gerçekleşme ihtimali, yani 5.88'e gerileme ihtimalini biz göz önünde bulunduracağız. Ya hocam sen ne diyorsun, işte bu 19-25 liradan halka arz olmuş ya da daha önce işte ilk tavana 19-25'miş. Bu buraya gelir mi? Arkadaşlar ben gelir ya da gelmez diye bir iddiam yok. Fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyat nasıl ki daha önce 177'den bir yaklaşımcı alıp 288'e satmış olabilir. Bu mümkündür. Bunu beceren varsa anasının ak sütü gibi helaldir. Zaten bunu yapanlara biz hitap etmiyoruz. Yani biz fiyat alıp satmıyoruz arkadaşlar. Biz değer alıp satıyoruz. Değer oluşturan şey nedir? Şirketin öz kaynakları, onu çoğaltmak potansiyeli ve alternatif getiri, faiz ve enflasyona olan korelasyonu sonucu çıkan bir rakamdır arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda değer yatırımı açısından hiç uygun değil arkadaşlar. Yine halka arz olan birçok şirkette bunları göreceksiniz. Çünkü halka arz fiyatları da pek doğru değil arkadaşlar. Yani bu olmamış. Nereden bakarsan bak olmamış sevgili arkadaşlar. Ondan sonra karar sizin. Değer yatırım açısından şirketin verileri şu anda uygun değil. Geri kalan fiyat alıp satarsanız da dediğim gibi karar sizin. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.